Şimdi geçen dersimizde bu asimptotik notasyonlardan çok geçti değil mi? Asimptotik notasyonlar, büyük O dedik, teta dedik, orada burada. Ne olduğunu hatırlıyor muyuz bunların? Evet. Hatırlıyoruz değil mi? Veri yapılarını hatırlıyoruz. Başka? Geçen sene algoritma dersi almış arkadaşlar, algoritma dersini hatırlıyorlar. Bu ikisini almamış arkadaşlar da bir şekilde öğrenecekler. Ben çok hızlı bir şekilde bunlar üzerinden hızlı bir şekilde geçeceğim. Ama dediğim gibi hızlı bir şekilde geçeceğim için ne kadar faydası olur hiç bilmeyenlere bilmiyorum. Ama en azından bilmeleri gerektiğini anlatacak kadar faydası olur. Şimdi geçen dersimizde algoritma analizinde uzun uzun konuştuk. Herhangi bir algoritmayı analiz ederken algoritmadaki primitif operasyonları sayıyorduk değil mi? Mesela toplama operasyonları, çarpma, bölme, işte karşılaştırma operasyonlarının sayısını sayıyorduk. Ama dedik ki bu operasyonlar mesela karşılaştırma operasyonu bazı makinelerde toplamaya göre hızlı olurken bazı makinelerde yavaş olabilir. Bazı makinelerde bu operasyon 1 mikrosaniye sürerken bir başka bir makinede 50 nanosaniye sürebilir. Tamam? Yani bu operasyonları saymak birebir bize çalışma zamanını vermeyecektir. TN neydi? Bizim çalışma zamanı fonksiyonumuzdu değil mi? And input size bu çalışma zamanı fonksiyonu. O yüzden dedik ki bu yaklaşık olarak bir operasyonun zamanı çarpı operasyon count. Ne demiştik ulan? Büyük C demiştik. Şöyle demiştik. Bu operasyonlar birbirinden farklı olduğu takdirde bu operasyonların aldığı süre birbirinden farklılaşmaya başlayacak değil mi? Yani şu constant bir operasyon için farklıyken bir başka operasyon için farklı olacak ve makine değiştiğinde de farklılaşacak. O yüzden aslında şu operasyonun herhangi bir operasyonun aldığı zamanın algoritma analizinde çok daha ehemmiyeti olmaması lazım. Bu tip constantlardan kurtulmak için aslında asimptotik notasyonlar bize bu constantlardan kurtulmamıza sağlıyor. Yani algoritmanın temel yapısını analiz etmemize sağlıyor. Bu tip işte makina tabanlı işlerden bizi kurtarıyor. Bir başka şey şu n değeri, şu n'e bağlı bir fonksiyonu değil mi? Count. Şu n değeri aslında tam olarak ifade edersek bit cinsinden ifade edebiliriz. Ama byte cinsinden ifade edersek herhangi bir o değil ya. Evet, onu ona bağlayacağım. Power kablosu. Bunu ona bağlayacağım. Power kablosu ya. Kasalarda var. Power kablosu. Bir ucu nasıl ben anlamadım onu göreceğim. Bir ucu böyle, diğer ucu da ben çıkartıp göstereyim mi? Kasaların arkasında yani kasada elektriğe bağlayan power kablosu var ya, bildiğimiz power kablosu. O da kalsın. O da kalabilir evet. Yani dursun o da dursun. Bir de ondan getir. Şimdi bir başkası da şu L değerini aslında bit cinsinden ifade etmemiz daha doğru. Ama dedik ki işte eğer constant size integer'lar varsa kaç tane integer olduğu da kullanabiliriz. Yani aslında şu n 32 n olduğu zaman şurada 32 n olacak. Direkt şuraya bir 32 çarpanı gelecek vesaire değil mi? Bu çarpanlardan da kurtulmamızı sağlıyor. Yani aslında yaptığı şu fonksiyonun tam değeriyle değil, bu fonksiyonun nasıl arttığıyla ilgileniyoruz. Artış hızıyla ilgileniyoruz. Bu fonksiyonun tam değeri şunun çarpı, belki başka constant'lar çarpı falan filan olabilir ama bu değer şurada mesela ne dedik? 2n artı 3 olabilir değil mi? Mesela şu 2n artı 3 olabilir. Ama sonuç olarak şunun biz artış hızıyla ilgilenirsek bu tip constant'lardan kurtulmuş oluruz. Asimptotik notasyonlar da bize artış hızıyla ilgilenmemizi sağlayan notasyonlar. Asimptotik notasyonların şeysi, özelliği bize bu constant'lardan kurtarıyor. Bir de lower order term dediğimiz, aslında şu fonksiyonun artış hızını belirleyen şu terim,
Bu terim artışını evet bir miktar artırıyor ama significant artırmıyor. Esas belirleyen terim maksimum dereceye sahip terim eğer bir polynomial şeklindeyse. Biz işte bu artış hızını bulmaya çalışıyoruz asimptotik notasyonlarla. Yani n değeri sonsuza giderken, yani şöyle bir grafik diye düşünürseniz, şurası n değeri, şurası en değeri. Biz belirli bir n değerinden büyükken ve n sonsuza giderken bu fonksiyon, tn fonksiyonu nasıl artıyor ona bakıyoruz. Bu fonksiyon kuadratik mi artıyor, lineer mi artıyor, logaritmik mi artıyor, kübik mi artıyor? Bununla ilgilenmemiz lazım çalışma süresi açısından. Bize bunu sağlıyor. Bunun önemi ne? Aslında önce notasyonlara nasıl sağlıyor bunu? 3 tane notasyondan bahsediyoruz. Bir tanesi büyük O notasyonu, bir tanesi omega notasyonu, bir tanesi teta notasyonu. Değil mi? Bu notasyonları biliyorsunuz. Büyük O notasyonu ne diyordu bize? Büyük O notasyonu eğer herhangi bir tn büyük O fn ise bu iki fonksiyon arasında bir ilişki var. Bu ilişkine tn küçük eşittir c çarpı fn n büyüktür büyük n değerleri için. Yani şuna n0 derseniz büyük n değerleri için n sonsuza giderken bu fonksiyonun c kadar çarpılmış şekli f fonksiyonunun c çarpı f'ini şu düşünün. Her zaman tn'den büyük. Tn şuralarda geziyor. Tn böyle tn. Hocam çalışmaya başladık diyecektim de. Bu proje bir tane şalter atmış onunla ilgisi vardı acaba? Yok. Yok hocam ışık gelmiyor zaten. Yok. Neyse dostum şimdi ben buradan anlatıyorum zaten. Büyük ihtimalle sonra deneyeceğiz. En azından denemiş oluruz. Bu anlaşıldı mı? Yani büyük n değerleri için, bunun manası o, n sıfırdan büyük n değerleri için ve sonsuza kadar bu tn değeri fn değerin c çarpı fn değerinden bir constant, şu bir constant, sıfırdan büyük bir constant, 1 olabilir, 2 olabilir vesaire, bir constant çarpı fn değerinden daha küçük. Yani tn değeri Fn'e göre daha yavaş büyüyor. Şöyle de olabilir ki Tn bununla aynı hızda büyüyor da olabilir. Şöyle de gidiyor olabilir Tn. Tn daha yavaş da büyüyor olabilir. Şöyle de olabilir Tn. Ama bunun altında büyüme hızı. Fn'in altında bir büyüme hızı var. Daha yavaş büyüyor. Şimdi siz iki tane şey baktınız, algoritma karşılaştı. İki tane algoritmaya baktınız. Bir tanesinin çalışma süresi tn, bir tanesinin çalışma süresi fn ile orantılı. Hangi algoritmayı tercih edersiniz? Tn olanı tercih edersiniz. Niye? Daha yavaş büyüyor, değil mi? Ve daha yavaş büyümesi demek, algoritmanın daha hızlı olması demek. Anlaşıldı mı? Bir bu açıdan bakabiliriz. Biraz sonra bir başka açıyla söyleyeceğim. Yine benzer şekilde tn'in omega fn olması ne demek? Büyük eşittir. Benzer şekilde tn'in bu sefer büyük eşittir c çarpı fn olması n büyüktür n sıfır için. Yine c çarpı fn'i şu olarak düşünürseniz benim tn değerim her zaman daha büyük. Yani şuralarda bir yerde, şöyle de olabilir yine, aynı hızda büyüyor olabilir, hiçbir zaman c çarpı f'nin altına düşmeyecek. Aynı hızda da büyüyor olabilir, daha hızlı da büyüyor olabilir tn diye. Anlaşıldı mı? Bu da omega. Yani yine bir tanesi tn, bir tanesi fn'lik iki algoritma varsa hangisini tercih edersiniz? Fn'liği tercih edersiniz. Çünkü daha yavaş büyüyor, algoritma daha hızlı. Üçüncü notasyonumuz teta notasyonu, theta fn.
Bunun manası ne? Tn değeri hem küçük eşit c1 fn şeklinde hem de büyük eşittir c2 fn şeklinde iki tane constant var demek. Büyük n değerleri için tabii ki. Tamam? Büyük n değerleri için tn değeri diyelim c1 fn şöyle bir şey, c2 fn böyle bir şey. Hangisi? C2 fn daha küçük değil mi? C1 fn, C2 fn. Tn değeri bunun arasında dolaşıyor. Dışına çıkmıyor. Ne yukarı çıkıyor ne aşağı iniyor. Bunun manası o demek değil mi? N0'dan küçüklerle ilgilenmiyoruz. N0'dan küçükler aslında küçük size, problem size'ının küçük olduğu değerler. Aslında hani dedik ya 2n artı 5'teki şu 5'in significant olduğu değerler. N'siz büyüttükçe şu 5 artık significant olmamaya başlıyor. Veya şöyle düşünürseniz şunun buna göre significant olduğu, değerinin büyük olduğu, nispeten değerinin ihmal edilemeyecek kadar büyük olduğu değerler. Ama n büyüdükçe artık bu şuna göre ihmal edilebilir duruma geçiyor. Değil mi? İşte şuradan sonra ben bunu ihmal edebiliyorum artık. Şununla ilgileniyorum. Bunun da constant ile ilgileniyorum. Çünkü şurada bir constant var. Bu constant'ı büyüterek veya küçülterek şeyi değiştirebilirim. T'nin yerini değiştirebilirim. Altındayken üstüne çıkartabiliyorum. Anlatabildim mi? Bazen. Şimdi şu aslında bize büyük konotasyonu bize bir upper limit veriyor. Yani fn tn'i üstten sınırlıyor. Bu fn tn'i alttan sınırlıyor. Bu da sandviç ediyor. İki taraftan da sınırlıyor. Buna upper bound diyoruz. Buna lower bound, buna tight bound diyoruz. Tamam? Bunlar anlaşıldı mı? Zaten biliyordunuz, review ettik. Şimdi, peki bunun bizim açımızdan manası ne? Bizim açımızdan manasına gelince şöyle bir şey. Biz algoritmaları karşılaştıracağız aslında. Algoritmaları analiz edeceğiz. Benim bir A algoritmam var, bir B algoritmam var. A algoritmamı analiz ettim. Çalışma süresi TAN. Bu da TBN, B algoritmasının çalışma süresi. Bunu buldum ki işte teta notasyon cinsinden konuşayım şimdi. Theta fn. Bunu da buldum ki theta gn. Tamam mı? Diyelim fn şöyle bir şey. N kare artı 3 veya tamam n kare olsun. Gn de n log n olsun. Bunların hangisinin artış hızı daha yüksek? Buna hemen karar verebiliyoruz değil mi? N karenin artış hızı daha yüksek. Buna karar verebiliyoruz. N karenin artış hızı daha yüksekse bu algoritmaların hangisini tercih edersiniz? B'yi tercih edersiniz. Niye? Çünkü artış hızı daha düşük olan bir artış hızıyla algoritmanın çalışma süresi artıyor. Yani N değeri büyüdükçe bu başlarda büyük olsa bile zaman içerisinde şundan daha küçük olacak ve sonsuza kadar bundan küçük olmaya devam edecek. Yani daha hızlı çalışacaksın algoritmanız. Anlaşıldı mı? Şunların ikisinin fonksiyonunu çizseniz bir tanesi şöyle giderken diğeri şöyle gidecek. Bir yerden sonra bu n kare, bu n log n, n log n'e geçecek değil mi? Biz de bundan sonrasına bakıyorsak n kare daha kötü bir algoritma bizim için. Yani şu algoritma daha kötü bir algoritma. Anlaşıldı mı? Bir iki tane algoritmayı karşılaştırmak için güzel bir karşılaştırma. Ben şunları karşılaştırmam daha zor. İşte n kare eksi n artı 3 ile n kare artı 3 n artı 7'yi karşılaştırmak biraz daha karmaşık geliyor. Ama ben bunları teta notasyon cinsinden çevirip şöyle baktığım zaman karşılaştırmalar daha kolaylaşıyor. İşimi kolaylaştırıyor. Beni aslında bu tip TN'in diyelim n kare artı 3
2 enkıl artı 3 en artı 7 olmasıyla işte bunun da 4 en log n artı 3 en eksi 7 bu iki fonksiyonu karşılaştırmak yerine bu teta en kredir, bu teta en log n'dir. Şu iki fonksiyonu karşılaştırmak işimi kolaylaştırıyor. Farkındayız değil mi? Bu işimizi kolaylaştırmanın aslında algoritmalar açısından çok da fazla bir problemi yok. Niye? Çünkü bu lower order katsayılar neye bağlı? Makinenin bir operasyonu neye bağlı, operasyonu ne kadar zamanda yaptığına bağlı olarak değişiyor. Bu lower order term'ler yine benzer şekilde hangi compiler kullandığınız, hangi operating sistemi kullandığınıza göre değişiklik arz edebiliyor. Onlardan kurtulmanın herhangi bir problemi yok. Ama şu terim algoritmanın genelde doğasından geliyor ve şeye göre değişmiyor. Dış etkenlere göre değişmiyor. Evet, güzel. Bir de hani geçen hafta yine konuşmuştuk. Bizim basic operasyonumuz vardı. Değil mi? Bir primitive operasyon var. Bu işte toplama, çıkarma, çarpma, bölme vesaire. Bunlardan bir tanesini basic operasyon olarak alıyorduk. Algoritmanın ne olduğuna göre işte arama algoritmasıyla karşılaştırma bu basic operasyon olabilir. Basic operasyon kampı aslında bunu veriyor. Tamam? Basic operasyon kampına baktığınız zaman yine şunu aynı şekilde bulabiliyorsunuz. Yani şu algoritmanın çalışma süresi olabilir. Basic operasyon kampı da n kare artı 3 olabilir mesela. İkisini de n kare. Tamam? Farklılık arz etmiyor. Birincisi bu. Bu anlaşıldı mı? Teta notasyonu, omega notasyonu, o notasyonu. Pekala, şöyle diyelim. İki tane algoritma gene. AB algoritması. Bir tanesi büyük O n kare. Bir tanesi büyük O n. Hangisini tercih edersiniz? O n'i tercih ederiz. Aslında nedir? Şeyine baktığımız zaman O n kare böyle, O n C n kare bunun değil. Düşünün bu da C n. T A n şunun altında, şuralarda bir yerde. T B n de bunun altında. Değil mi? Siz T A n'in şurada olmadığına emin misiniz? Ki ben B'yi tercih ediyorum diyorsunuz. Belki T A n burada, T B n de burada. Hocam çok küçük inputlarda belki hani diğeri avantajlı olabilir ama zaten bir şey fark etmez. Bir dakika. Benim söylediğimi kaçırıyorsunuz. Şu ne diyor? Şu ne diyor? Şu cn kare ise tan şöyle bir değerdir diyor. Bunun altında olması lazım. İlla şöyle olmasına gerek yok ki. Bunu da olabilir. Değil mi? Bu da diyor ki şu Cn ise Tbn de şuralarda bir yerde. Şurada da olabilir. Değil mi? Yani şu ikisini karşılaştırırken aslında sizin elinizde yeteri kadar bilgi yok. Yani bunun ikisini karşılaştırıp kesinlikle B iyidir diyemezsiniz. A'nın da iyi olduğu durumda olabilir. Bunu gördük mü arkadaşlar? Bu önemli. Hı? Yalnız eğer böyleyse siz şu algoritmayı analiz ederken şunu O n kare yazmışsınız ama aslında bu aynı zamanda O n de ne yapmışsınız aslında? O n'lik bir algoritmaya O n kare demişsiniz. Bu da doğru. Yanlış değil. Ama kötü bir analiz yapmışsınız. Daha iyi bir analizi vardı. Varmış demek ki. Eğer iyi analiz yapmış olsaydınız bu da O n çıkacaktı. Değil mi? Bakın şu ikisi ne diyor? Aslında T A n de O n. Değil mi? Siz kötü bir analiz yapmışsınız A algoritmasını analiz ederken. Eğer gerçekten iyi analiz yapmışsanız yani şunlar type değil tamam. N kareden düşük. Bu da n'den düşük tamam ama
Eğer iyi analiz yapmışsanız şu n'den de büyük olması lazım. Aynı zamanda TA n'in ben şunu diyebilmeliyim. Omega n olduğunu söyleyebilmeliyim. Eğer iyi analiz yapmışsınız. Tamam? Değil ama neyse. Anlaşıldı mı? Zaman teta notasyonu daha mı? Neye geldik? Dediğiniz çok doğru. Ben algoritmamı analiz ederken mümkün olduğu kadar şu notasyon cinsinden analiz edeceğim. Çünkü bu notasyon cinsinden bir tanesi theta n ise bir tanesi theta n ise kesin kararımı söylüyorum. Ama ben bu analiz cinsinden yapamayıp şuna döndüğüm zaman işler vague olmaya başlıyor. Bir kere ben niye bundan buna döneyim? Niye theta notasyon cinsinden analiz yapamayayım? Ne zaman yapamam? Hocam eğer bir lower bantı yoksa mesela omega şey notasyonunda şey yapamıyorsak ifade edemiyorsak o bizim algoritmamızı. Teta notasyon cinsinden mi ifade edemiyorsak? Yani hocam mesela teta notasyonundan ifade etmem için o ifadenin hem yani büyük o hem de omega notasyonunda olduğunu göstermemiz gerekiyor. Evet, ben güzel bir bilgi, onu hemen söyleyelim. Aslında şunun şu kısmı t'nin büyük o fn olduğunu söylüyor değil mi? Şu kısımda t'nin omega fn olduğunu söylüyor değil mi? Aslında şunun olabilmesi için bu ikisinin olması lazım. Tamam. Ama sen bundan farklı bir şey söylüyorsun. Bu ara bir bilgiydi. Evet. Bir şey söyleyeyim mesela. Worst case ile best case aynı olabilir mi? Şimdi bir diyor ki arkadaşınız, ben belki şunu söyleyebiliyorum ama şunu söyleyemiyorum. Çok güzel.